Merhaba arkadaşlar. Bugün eski Didim yolundan gelmeyi tercih ettik. Bu yol gün batımında çok güzel oluyor. Bakın burası Taşburun Balıkçı Barınağı. Şöyle. Şurası da arkada Dilek Yarımadası'nın arkasında hemen şu arası kalıyor. Şu silik görünen yer ise Samos. Şöyle çok güzel bir manzarası var bu yolun. Daha gelmeden önce de tarlalar vardı. Oralar da çok güzel gözüküyor. Ama tabii deniz görünce daha bir keyifleniyor insan. Şöyle göstereyim size buraları. Taşburun Balıkçı Barınağı. Evet, şimdi şöyle küçük bir yürüyüş yapayım sizin için. Bu kadar güzel bir memlekette yaşayıp her tarafı denizlerle kaplı böyle imkanların olduğu bir yerde yaşayıp çok az marinamız olması gerçekten üzücü. Bu halk marinaları yani ekonomik olarak da bizlerin ihtiyacı var. Çok lüks teknelerimiz olmayabilir. Biz bu küçük teknelerimize yer arıyoruz. Yani bakın böyle küçük tekneler için ne kadar güzel bir alan yapmışlar. Görüyor musunuz? Bizim buna ihtiyacımız var. Burada yetkililerimiz bizi duyar. Bizim bu küçük teknelerimize böyle küçük halk marinaları yapsınlar. Evet, burada böyle römorklarınızı bırakabileceğiniz küçük bir alan da var. Hani kışlama değil ama kışlama yapan var ama tabii daha çok römork koymak için yapmışlar. Güzel bir halk marinası. Bayağı yanımızda durmuştu ama çok güzel. Bak durdu gene. Ne yapıyor öyle o ya? Bir tane daha var. Al köpek. Arada var bir tane. Bak duruyor orada. Daha 3 tane, bir tane burada var bak. Ay nerede lan? Evet burada dur. O 3 taneler. Oha, evet. Sürü. Oo burada da. Oo sürü gezmeye çıkmışlar. Çok güzel. Bak. Korkmadılar şimdi. Biraz önce korkmuştu ama. Sabah 5. Bunlar insanlar yokken geliyor demek ki. Anam. Bak. Tiplere bak. Çok komikler. Soğusa bayılırdı. Bekliyorlar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Yemek vereyim mi? Ama bir tanesine verebilirim ancak. Bunlar çok yiyor. Boş ver. Kavga çıkmasın. Bak nasıl bakmış. Yazık. Günaydın arkadaşlar. Bugün biz Kazıklı'ya geldik. Nasıl geldik biz de anlamadık ama geldik. Ve bir balık turuna katılalım istedik. Şimdi balığa çıkıyoruz sabah 6. Burası Kazıklı balık avlamakla çok meşhur bir yer. Güzel balık meraları var. Bakalım bizim de nasibimizde güzel balıklar var mı göreceğiz. Rast gelsin diyelim. Seeing eyes of mine.
inside. I don't know where we're gonna fly like you do sometimes. Çay var. Evet, az kaldı. Mera'ya yaklaştık. Şimdi şöyle bir gezer kurşunlu bir set hazırladım. Gezer kurşunlu. Ucunda da bir tane tekli iğne var. Yemeğimiz çok madya var. Sardalya var, çimçim var, mamun var. Ben ilk başta neyi kullanacağıma daha karar veremedim. Bir gidelim bakalım, görelim. Bak şurada görüyorum onun şeyini ama bir daha çıkmadı. Bakalım ne geldi. Aşağıdaki balığı anlarız. Aa, güzel, fena değil Gökhan. Güzel bir karagöz. Güzel karagöz. İlk balığımız. Sağ olasın. Evet, güzel boy bir mercanımız oldu. Şöyle yandan çekeyim. 400 gram var değil mi? 300 gram. 400 gram var. Ne taktım ben oraya? Sülünes taktım. Bakalım ne geldi. Gördüm aynayı. Karagöz. Ama daha iyi bu. Evet ama çok güzel bu izmaritlerde. Üçüncü mü sana geldi? Güzelmiş. İki tane karagöz ama biri küçük, birini salacağız. Evet, şimdi Hakan Terzi Kaptan bizi Sarı Şamandıra'nın yanına getirdi. Bakalım burada çupra oluyormuş. Çupra avlamak için. Ben de şimdi böyle bir mamun takıyorum. Sardalya var bir de. Bunlarla bir av deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Hakan Terzi Kaptan'ın teknesine geldik. Kendisi burada. Merhabalar Hakan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, teknenizi çok sevdik. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun zamandır mı yapıyorsunuz? Yaklaşık 5-6 yıldır Kazıklı Koyun'da hizmet veriyorum. Burada her yeri biliyorsunuz maşallah. Evet. Bilmediğiniz bir nokta yok. Bütün yani meraları tanıyorsunuz. Bugün de hava da fena değil. Güzel bir hava var. Birazcık hafif solugan var ama güzel bir hava var. Evet. Balıklarımız da iyi. Biz bayağı balık yakaladık arkadaşlar. En son döndüğümüz zaman sereriz. Böyle iskelede gösteririz size neler yakaladığımızı. Güzel bir büyük bir boy mercanımız var. Onun dışında karagözler var. Genelde neler avlıyorsunuz? Genelde bu aylarda sabah mercan, öğlenden sonra çiftliklerde de çupra ve lopez avı yapıyoruz. Peki onun gece turu da oluyor mu? Evet. Gece de lüfer avlarına çıkıyoruz. Oh, süper. Lüferi de deneyelim bir gün. Teşekkür ederiz tekrardan. Şöyle arkadaşlarımıza da tekneyi gösterelim. Geniş bir tekne. Bakın. Şöyle rahat rahat oturabileceğiniz Kazıklı'dan. Valla tavsiye ederiz. Denizde susuz. Ağır dedi. Yavaş yavaş çek. Sabırsızsın valla. Ha, iki tane gelmiş ama ikisi de sparoz. Birisi küçük, birisi iyi boy yani şeye göre. Evet, burası da küçük butik bir marina. Madalyon sanırım ismi. Tam emin değilim. Madalyon diye hatırlıyorum. Şöyle küçücük butik bir marina. Çok az kapasitesi var. Kazıklı Koyun içinde.
güzel bir gün geçirdik. Dönüyoruz. Güzel balıklar aldık. Bir tane mercan var, onu çok beğendim. Onu kızıma götüreceğim. Hava döndü. Artık bu saatten sonra balık yapmaz. Biz de dönüyoruz. Ve çok rüzgar çıktı. Yine de güzeldi. Şöyle size tuttuğumuz balıkları da göstereyim. Karışık, farklı farklı cizde balıklar var. Mavi izmarit var, mercan var, karagöz var, gopez var. Bu Kazıklı'nın, buranın doğası o kadar güzel ki, ağaçlar, uzun uzun orman, ormanla deniz bir arada. Bakın. Çok güzel bir doğası var. Buraya abordo olacak tekne. Şuradan yanaşmayı size çekmek istiyorum. Beton bir iskele var. Bakın. Şöyle önce bu taraftan geldik. Şimdi burnumuzu çeviriyoruz. Hizalıyor kendini yavaş yavaş. Abordo olmak en kolay bağlanma şekillerinden biri. Şurada lastikleri görüyorsunuz. Onlar usturmaça görevi görüyor. Onlar sayesinde iskeleye çarpmıyor. Evet, şimdi oradan havata bağlanacak. Evet, işte bakın şöyle. Bir kişinin tabii yardımcı olması iyi oluyor. Hatta birkaç kişinin. Teşekkür ederiz Hakan Kaptan her şey için. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet. Bu şekilde aborda bağlanabilirsiniz. Buradaki koç boynuzuna da hemen bir voltalama tamamdır. Arka tarafta. Vallahi onu fark etmez.